Merhaba baba. 3 gün 4 gün alır. Ne zaman? Ayın 23'ü son. 23'de şeye bakacaksınız. Ne? Nüfuslara bakacaksınız. Tamam şimdi nüfus kaydınız son. 23'ü. Adres değişikliği. 23 son, adres değişikliğin sonu. Yüksek Seçim Kurulu'nun 23 Ocak yayınladığı tarih var ya, adres değişikliği. 23'te hastanede seçim listesine itiraz yok. Yani bizim şu yerleşim gurbetçilerin çok olması dolayısıyla. Sanırım. Saklıma şansımız çok. Nasıl? Yani gayet nüfus kaydımız az. Yani seçmemizin şeyi çok az. Malatya'daki kaydınızı alın buraya. Sadece Malatya mı? Başka da var. Almanya var, İstanbul var. Ne kadar çalışalım. Muhtarlar da çok var mı? Aa bir de şey tabii ya şey oldu. Mahalle oldu ya vekilin. Şimdi tüm muhtarlar boşa çıktı o zaman. Tek muhtarlık tabii. Biraz şey yaptım, karıştırdım. Tek muhtarlık oldu tabii. Birisi bu. Fahri muhtarın birisi. Arada bir tane de sürekliler var. Amca çocuklar. Şu anda iki kişi. İki muhtar. Başka yok değil mi? Başka var mı? Başka? Adaylar. Kimler? Üç mahalle değil mi burası? Üç mahalle demek. Tenci. Hürriyet Cumhuriyet. Hürriyet Cumhuriyet. Mahalle. Hürriyet Cumhuriyet. Fethiye Mahallesi. Tenci'nin ismi neydi? Tenci Mahallesi. Tenci Mahallesi neydi? Tenci. Fethiye Mahallesi olduğunu evet. Evet. Şimdi tabii aslında geçtiğimiz senede 2009'da işte 45 bin falan adayla karşılanıyor. Bazı yerlerde farklı yöntemlerle seçildi. İşte burada bir anket gibi bir şey düşünüyor burada. En kısa sürede sonuçlandıracağız inşallah o burayı da. Alın siz alın başkanım. Sen hiç. Nasıl görüyorsunuz? Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Paralar çoğunda kaptı görüyoruz. Evet. Şimdi... Aa baba, Türkiye iyi duruyor, bu duruyor. Çamurları yok mu? Taşı çok. Sular deniz gibi akıyor, biz burada bakıyoruz. Başka yok. Yani aslında... belki... son dönemde bir şey daha ortaya çıktı. Başbakan ve AKP... herhalde dünyada... böyle bir rezilliği, böyle bir utanmazlığı ancak böyle bu kadar savunabilir. Böyle bir yeteneği çıktı ortaya. Buradaki Malatya'daki AKP'nin yerel yöneticileri de, milletvekilleri de, diğer yöneticileri de bu hırsızlığı savunuyorlar. Yani şimdi adamın evinden para kasası çıkmış. 6 tane, 7 tane. Başbakan ne diyor? CHP zihniyeti diyor değil mi? Evinde kol saat çıkmış 700 bin dolarlık CHP zihniyeti diyor. Efendime söyleyeyim, bakanına Egemen Bağış'a elbise kılıfıyla 1,5 milyon dolar gitmiş. Darbe girişimi diyor. 17 Aralık darbe girişimi diyor. Şimdi bunlar hep yani ama hiç esas konuya, temel meseleye gelmiyor. Bir hırsızlık var. Bir yolsuzluk var. Bir para çalınmış, bir talan var. Bunlar görme. Bunlar sadece bildiklerimiz. Başbakan bas bağırıyor. Polisi görevden alıyor, savcıyı görevden alıyor, yerlerini değiştiriyor. Savcı ifadeye çağırıyor, göndermiyor. Bir hukuk devleti olacak şeyler değil bunlar. Ya Türkiye'de, meclis başkanı da söylediği gibi Türkiye'de yargı bağımsızlığı kaybetmiş. Yargı bağımsızlığı kaybetmiş Türkiye'de her tarafında eğer bir, bundan sonra daha çok ortaya çıkacak, her tarafta pislik akıyor. Şimdi maalesef hala ben inanıyorum ki bu süreçten sonra oylarımız düşmüyor falan diyorlar ama bir bu özellikle 31 Mayıs gezi eylemleriyle başlayan gezideki gençlerin başbakanın kimyasını bozmasıyla başlayan süreçte artık AKP'nin Tayyip Erdoğan'ın bir daha ülkeyi yönetme şansı kalmadığını hep beraber görüyoruz. Ancak direniyorlar ve bunu da sanki bu yapılan işleri de savuruyorlar. Yani darbeydi, dün kol kola girdiği, daha Mayıs ayında, Haziran ayında Bülent Arıncı gönderdiği Fethullah Gülen'e işte haşhaşi diyor, çete diyor falan. Daha dün
beraber işbirliği yapıp Türkiye'de yüzlerce aydını, yüzlerce gazeteciyi, binlerce üniversite öğrencisini işbirliği yaparak terör örgütü üyesi sıfatıyla cezaevine attılar. Askerinden, genelkurmay başkanından, bilim adamından, üniversite hocasından cezaevine attılar. Şimdi birbirlerini yiyorlar. Diyor ki bize darbe girişimi oldu. Bunların hepsini bırak. Bu evlerden para çıktı mı çıkmadı mı? Çıktı. Yani 700 bin lira saat var mı? Var. Bunu da mı Fethullah koydu? Veya para sayma makinesi Kemal Kılıçdaroğlu mu koydu? Biz mi koyduk? Herkes aklını mı yemiş ya, parayı kim koydu? 4,5 milyon dolarlık ayakkabı kutusu içerisinde parayı kim koydu? Bu hırsızlığı savunanlara soruyorum. Tabii ki size sormuyorum. Bu hırsızlığı savunan örneğin Malatya milletvekillerine soruyorum. AKP'li yöneticilere soruyorum. Eğer bakın arkadaşlar, Fethiye Belediyesi'nde bırakın 4,5 milyon dolar falan veya bir Hekiman Belediyesi veya Argıman Belediyesi'nde 2500 liralık bir usulsüzlük olmuş olsaydı ne olurdu? Kıyamet kopar. Kıyamet kopar Türkiye'de. Başbakan konuşurdu. Ama benim Türkiye'de belki dünyanın en büyük, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu ortaya çıktı. Diyorlar ya, Cumhuriyet dönemiyle karşılaştırıyor ya kendisini. Kendisini Atatürk'le karşılaştırıyor ya. Evet. Atatürk'le karşılaştırıyor. Atatürk'le karşılaştırıyor ya. Her taraftan pislik akıyor. Ben buradan soruyorum tekrar. Hepsi darbe anladık. Fethullah Gülen kötü. Kemal Kılıçdaroğlu kötü. Düne kadar cemaatle Fethullah Gülen'le işbirliği yapıp onun eteğini öpen sendin. Onun kucağında oturan sendin. Şimdi bu hırsızlığı nasıl cevabını vermek lazım? Bu dolarları kim koydu? Bu hırsızlığı nasıl savunabiliyorsun? Ben buradan Malatya'ya da çağrı yapıyorum. Bakın arkadaşlar, bu Malatya'da hani diyor ya başbakan ve AKP milletvekili diye, AKP milletvekillerine söylüyorum. Hırsızlar onlar da ortak. Bu hırsızlık kim savunuyorsa onlar da ortak. Öyle mi? Hırsızı niye savunuyorsun? Ne çıkarın var senin? Malatya'nın sorunlarına uğraş. Kayseri'yi konuş. Kayseri yerlerde sürünüyor. Hırsız bakanları savunacağına Kayseri'yi konuş. Meclisten önerge ver. Ben konuşuyorum, ben dinliyorum. Bazı milletvekillerinin tek görevi de Vela Baba'ya muhalefet yapmak. Mecliste. Ben tekliflerim var Kayseri ile ilgili. Önergelerim var. Komisyon kurulsun diyorum. Bir sürü teklifim var bu konuda ile ilgili. Ancak bir kez daha söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Kim hırsızlığı savunuyorsa o da bu hırsızlıktan pay mı alıyor diye buradan sormak istiyorum. Ortak mısın diye sormak istiyorum. Yoksa hırsız savunulur mu? Hayır. Bunlar hırsızı savunuyorlar. Hırsızı yakalayan polisi, hırsızlığı konuşan, Türkiye'de demokrasi mücadelesi, ahlak mücadelesi, namus mücadelesi veren CHP'yi eleştiriyorlar. Öyle mi? Şimdi başbakan ve milletvekiller diyor ki Türkiye zenginleşti diyorlar. Milli gelirimiz 3 kat arttı. Allah aşkına Malatya'da üreten, Fethiye'de üreten, Hekiman'da üreten bir tek adam zenginleşti mi ya? Elinizi vicdanınıza koyun bir bakın. Zenginleşen bir tek. Zenginleşen bir tek kimse var. Minibüsçüsü mü zenginleşti, kayısıcısı mı zenginleşti, arpa buğday eken mi zenginleşti, kim zenginleşti? Allah aşkına cebinize bir tek kuruş girdi mi? Şimdi bizim maalesef vatandaşlarımız kendisi geçen gün alışveriş merkezinde şey üzülüyor. Rıza Sarraf'ın karısı Ebru Gündeş üzülüyor. Ne kadar maaş alıyorsun kızım dedim. Haftalık 100 lira alıyor. Haftalık 100 lira alıyor. Sigortası yok, 400 lira maaş alıyor. Rıza Ebru Gündeş'e üzülüyor. Rıza Sarraf'a 28 yaşında. Sizin de çocuklarınız var. 28, 70 dönüm şeyini 28 şey, yaşında milyar dolarlar var. 80 milyar dolarlar var. Şimdi bu hırsızlığın, bu yolsuzluğun, bu namussuzluğun üstünü örtemeyecekler. Çünkü bu sadece cemaatin, polisin yapmış olduğu bir şey değil, ortaya çıkardığı bir şey değil. Bakın bunu bilin ki başbakan o gezi eylemlerinde niye bas bas bağırdı? Gezi eylemlerindeki 6 tane şehit verdi bu ülke. Değil mi? Onların kanı sayesinde bugün bunlar konuşulabiliyor. Onların sayesinde Türkiye korku duvarını açtı o gençlerin sayesinde. Gezi eylemine katılanlar sayesinde. Başbakan, AKP, arkadaşlar bakın. Polisleri görevden alıyor, savcıları görevden alıyor. Dün de anlattım. Reyhanlı'da 52 tane insan öldü. Bir tek polisin yeri değişmedi. Cilve gözünde 18 kişi öldü. Bir tek polisin yeri değişmedi. Eskişehir'de hepimiz görüntüleri gördük. Gözlerimiz yaşardı hepimiz.
polis de çetelerin, o alçak çetelerin, eli kanlı çetelerin polisle beraber Ali İsmail Korkmaz'ı öldürdüğünü gördük. Bir tek polis de görevden alınmadı. Efendim sarı sürüyor, görüntüsü var. 3 metreden vuran polis yükseltildi, görevden alınmadı. Ama hırsızı yakalayan polis görevden almıyor. Efendim sarı sürüyor, katili Urfa'da. Ali İsmail Korkmaz'ın katili ortada yok. Bugün Hırat Dink'in ölüm yıl dönümü. Hırat Dink'i öldüren, öldürülmesine göz yuman polislerin hepsi yükseldi. Kimse milletvekili oldu, kimse bilmem ne oldu. Valisi bakan oldu. Bu hükümetin hem eli kirli, hem eli kanlı. Bakın, hem eli kirli, hem eli kanlı. Bugün yolsuzluk konuşuluyorsa, bugün hırsızlık konuşuluyorsa, bugün bu namussuzluklar konuşuluyorsa bilin ki ne bu polislerin sayesinde, bu savcıların sayesinde. Gezi eyleminde şehit olan gençlerimiz sayesinde konuşuyor. Niye? Çünkü korku duvarı aşıldı. Basın yazmıyor, televizyon vermiyor. 20 kanal aynı anda Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında veriyor. Günlük 8 kez. Bir günde 8 miting yapılır da 8 tanesi de canlı verilir mi? Bunun adı faşizm. Bunun adı faşizm. Diktatörlük. Bunun adı diktatörlük. Yani böyle bir memlekette yaşıyoruz. Ama arkadaşlar şunu söylüyorum. Her yerde söylüyoruz. Artık dünden daha çok umutluyuz. Bugün çok daha umutluyuz. Çünkü artık hiç kimse, hiçbir güç Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin iktidarını sürdürmesini, iktidarın bitmesini engelleyemez. Bizim de Cumhuriyet Halk Partisi'nde her anlamda hem genel başkanımız, hem kadrolarımız, hem milletvekillerimiz herkesin daha yetenekli. Bizim diyorlar ki kadronuz var mı? Elinizi vicdanınıza koyun bir bakın bakalım bakanlara, bir de CHP'li milletvekillerine bir bakın bakalım. Bir CHP'li milletvekillerine bakın, bir de AKP'li milletvekillerine bir bakın. Bir bizim içimizdeki insanlara bakın, bir de AKP'nin bakanlık yaptığı adamlara bakın. Bizim bir konuda yeteneğimiz yok, biz hırsızlık bilmiyoruz. Onlar bizde bu konuda çok daha yetenekli. Biz hırsızlık asla bilmeyiz. Biz ömrümüzde kirli kanla sıkmadık. Geleceğimiz parlak. Önce 30 Mart'ta inşallah, sonra da Ağustos ayında Tayyip Erdoğan başkanlığa aday olacak. Başkanlıktan göreceğiz Tayyip Erdoğan'ı. Hep beraber. Baba, Mustafa Sarıgül'ü kızın tutturama nasıl olacak? 16 yıl önce bir bankadan kredi aldığı iddia ediliyor. 16 yıl boyunca ne bir kağıt gidiyor, ne para isteyen var. Kredi alıp alınmadı da tartışıyor. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Televizyonda da aynı. 16 yıl sonra Mustafa Sarıgül 3 dönem Şişli Belediye Başkanlığı yapıyor. Gene efendime söyleyeyim, siyasetin içerisinde hiç duyurmuyor. Birdenbire Mustafa Sarıgül'ün aday olduktan sonra 3,5 milyon dolar borcu olduğu iddia ediliyor. 5 ortakla kredi aldığı söyleniyor. Hırsız kim olursa olsun, hırsız kim olursa olsun bir sebep onun karşısında durmak lazım. Çünkü bu hırsızlık kimse kendi cebinden bir para başkasına vermiyor. Eğer bu Türkiye yoksullaşmışsa, siz de yoksullaşırsanız bilin ki bu paralardan dolayı yoksullaştınız. Onda sizin de hakkınız var. Yani o da sizin de hakkınız var. Ciddi söylüyorum. Senin de hakkın var o paralarda. Yani bizim bu bir şey, anlamlı. Sarı gün çıkartma anlamlı. Zaten 16 yıl sonra ortaya çıkmanın sebebi de bu. Başka bir şey değil. Borcu varsa da çalmamışlar borcu. Değil mi? Kredi almış diyorlar 3,5 milyon dolar. Faiziyle beraber 6,5 milyon dolar olmuş diyor. Herkesin yaptığı bir iş. Hırsızlık değil. Akşam Edirne'de bir bakan konuşuyor. Eşek dedi. Burada dedi bir tanesi dedi ki